Recording in progress. Evet arkadaşlar, dağılma dönemini başlıyoruz. 19. yüzyıl dağılma parçalanma dönemi artık. Şimdi 19. ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti arkadaşlar dağılma dönemi dediğimiz dönem. Artık bu çok daha kötü. Çok daha ciddi toprak kaybı. Osmanlı adı üstünde dağıldığı parçalandığı fazla toprak kaybettiği süreç. 19. yüzyıl. Şimdi arkadaşlar bu dönemde Osmanlı Devleti'nin 3 tane çok ciddi düşmanı var. Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerine emelleri olan. Tabii ki Rusya'yı unutmayacağız. Rusya, sıcak denizlere inme politikası. Hatırlayın, Kırım'ı almıştı ve artık yine bu dönemde Rusya ile çok savaşacağız. Ve Rusya bu dönemde artık İstanbul Boğazlar üzerinden Ege'den Akdeniz'e inmek. Bu sıcak denizlere inme politikasını daha da hızlandırıyor. Bir diğer düşmanımız bu dönemde Fransa olacak. Napolyon Bonaparte arkadaşlar Mısır işgal edecek. Daha önce de biraz bahsetmiştik. 1798'de Fransızlar Mısır'a saldıracaklar. Ve bir de arkadaşlar Rusya, Fransa, bir de İngiltere'miz var. Burada arkada göstermiyor. Yukarıda İngiltere'miz var. Şimdi yalnız İngiltere arkadaşlar bu dönemde Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyor genelde. Kime karşı koruyor peki? Rusya'ya karşı. Aman diyor Rusya, Osmanlı Devleti'nin toprakları çıkmasın. Ve İngiltere genelde Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyacak. Ne zamana kadar? 1878'lere kadar. Peki o zaman Osmanlı Devleti kime yaklaşacak? Almanya'ya. 1878 2. Abdülhamit döneminden sonra Almanya'ya yaklaşacağız. Şimdi bu dönemde 3 tane Fransa, Rusya, İngiltere. Ama dediğim gibi İngiltere 1878'e kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyor. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne egemen olmasını istemiyor. Osmanlı'nın topraklarını almasını istemeyecek. Ama 1878'den sonra İngiltere bu hasta adamı Rusya ile paylaşma teklifine sıcak bakacak sonra. Peki Osmanlı Devleti arkadaşlar 3 tane düşmanına karşı nasıl bir politika izleyecek? Denge politikası diyoruz buna. Bu çok önemli. Denge stratejisi. Arkadaşlar Osmanlı'nın 19. yüzyılda izlediği politikanın ismi denge politikası. Bunu unutmayalım. Önemlidir. Peki nedir denge politikası arkadaşlar? Denge politikası dediğimiz şey, şimdi üçü senin topraklarını ele geçirmek istiyor değil mi? Üçü Akdeniz'e inmek istiyor. O zaman sen ne yapacaksın? Bu üç tane düşmanının senin üzerindeki çıkarlarını, menfaatlerini onlara karşı kullanacaksın. Ve Osmanlı çok güzel bir politika izledi. Mesela Fransa, Napolyon Bonaparte bize saldırıyor. Ama İngiltere Fransa'dan yardım istiyoruz. İngiltere Fransa bize yardıma geliyor ve Mısır'dan Fransa'yı çıkartıyoruz. Bak işte ilk defa denge politikası Osmanlı Mısır'da izledi. Fransa bize saldırdı. İngiltere Rusya'ya yardım istedik. Al sana denge politikası. Sonra mesela bize Rusya saldıracak arkadaşlar. Kırım Savaşı'nı alacağım size. Rusya saldıracak. Ve Rusya saldırdığı zaman da İngiltere ile Fransa yardıma gelecek. Hemen Fransa'ya gelecek yardıma. İngiltere'ye gelecek. Rusya'dan bizi kurtaracaklar. Bakın denge politikası. Yani bir devlet saldırdığı zaman diğerinden yardım istiyoruz. Biz buna denge politikası diyebiliriz. Mesela bakın biz şu anda da günümüzde de arkadaşlar normalde kiminle müttefikiz? Amerika ile müttefikiz. Ama Rusya ile de ilişkilerimiz iyi. Bakın denge politikası izliyoruz aslında. Amerika ile ilişkilerimiz kötü olduğu zaman Rusya'ya yakınlaşıyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz kötü olursa Amerika ile yakınlaşıyoruz. NATO'dayız ama NATO'da olmamıza rağmen Rusya'dan da S-400 füzeleri aldık. Bak denge politikası aslında. Hatta biraz daha doğuya doğru da kayıyoruz gibi şu anda. Tabii bu İsrail Savaşı birazcık daha dengeleri dünyada değiştiriyor. Değiştirmeye başladı. Belki bizim de bir eksen kayması yaşayabiliriz. Avrupa'nın ve Amerika'nın İsrail'e destek vermesi bizi daha da fazla Rusya'ya yakınlaştırabilir. Mesela Rusya Filistin'i destekliyor şu anda. Ve Çin biraz daha bizi o Şangay Beşlisi'ne yaklaştırabiliyor. Biraz daha yakınız şu anda. Ama tabii müttefiklik ilişkilerimizi de bozmuyoruz. Yine de bir denge politikası izliyoruz aslında günümüzde de. Ve şimdi bakalım bu hasta adam. Bu arada arkadaşlar hasta adam dediğimiz Osmanlı niye denge politikası izliyor? Çünkü güçsüz. Bak bu da soruları da geliyor. Neden denge politikası? Çünkü güçsüz.
Yani tek başına kendi varlığını koruyamayacak kadar güçsüz. Bir devletin desteğine ihtiyaç duyuyor. Hasta adam ayakta duramıyor tek başına. Hani insan hasta olunca nasıl birisinin desteğine ihtiyaç duyarsın, değil mi? Koluna girmesi lazım senin, yardım etmesi lazım. İşte burada da Osmanlı Devleti bir devletin desteğine ihtiyaç duyuyor hasta olduğu için. Ve şimdi arkadaşlar II. Mahmut döneminde başlayalım isterseniz. Şimdi az önce gerileme döneminden bahsettik. Ve gerileme dönemini arkadaşlar 3. Selim'le bitirdik. Şimdi 3. Selim'in ölümüne neden olan Kabakçı Mustafa isyanı ve Kabakçı Mustafa isyanı oldu. Bu Kabakçı Mustafa isyanından sonra arkadaşlar bu isyanı haber alan bizim bir Alemdar Mustafa Paşa diye bir Rusçuk ayağını var. Alemdar Mustafa Paşa Rusçuk ayağındır. Bir ayağın kendisi. Güçlü bir ordusu da var. Bu isyanı haber aldığı zaman hemen basıyor geliyor İstanbul'a. 3. Selim'i kurtarmaya geliyor ama 3. Selim'i kurtaramayacak. 3. Selim'i sarayda boğuyorlar, öldürüyorlar. Ve Alemdar Mustafa Paşa 2. Mahmut'u tahta çıkartıyor. Onun yeğeni arkadaşlar. 3. Selim bu 2. Mahmut'u. Çok ıslahçı bir padişahtır. Çok iyi bir padişahtır. 2. Mahmut'u tahta çıkartmış. Kendisi de sadrazam olmuş. Ve padişahtan da etkin bir kuruma gelmiş. Ama iyi bir ayandır. Hatta kısa bir süre geçtikten sonra da patronu Halil'i ve onların isyancı tayfasını ortadan kaldırmış. 2. Mahmut ve sadrazam Alemdar Mustafa Paşa. Alemdar arkadaşlar, bu Alemdar Mustafa Paşa padişah diyor ki ya paşam bak bu Yeniçeriler artık çok büyük ciddi sıkıntı oldu. Bakın amcanız 3. Selim'i öldürdüler. Ve bir sürü padişah sadrazamı öldürdüler. Bizim bu Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmamız lazım diyor. 2. Mahmut'un kafasına bu Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma fikrini sokan bu adamdı. Ve tabii Yeniçeriler de boş durmuyorlar. Yeniçeriler diyorlar ki eyvah bu Alemdar Mustafa Paşa bizim için tehlike. Ve Alemdar Mustafa Paşa'yı kendilerine tehlike olarak görüyorlar ki kısa bir süre sonra arkadaşlar Alemdar Mustafa Paşa'yı konağını saldıracaklar. Alemdar Mustafa Paşa Rusçuk ayağını Yeniçerilerin 400-500 tane Yeniçeri olduğunu bunun üzerine Alemdar Mustafa Paşa bakıyor ki artık öldürülecek ve bu onun konağında işte barut fıçıları varmış. Herhalde önceden düşünmüş herhalde böyle bir şey olabileceğini ve barut fıçılarını ateşleyecek konağı havaya uçuracak. Ve kirli konağını maalesef Alemdar Mustafa Paşa arkadaşlar bir nevi intihar ediyor aslında ama kendisiyle birlikte yüzlerce Yeniçeri'yi de ortadan kaldırmış. Ve Rusçuk Alemdar Mustafa Paşa'nın konağının basılması halkın da büyük tepkisine sebep oluyor. Artık yani bu Yeniçeriler çok olmaya başladı. Daha sonra bizim 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma planları yapmaya başlıyor. Ne yapayım diyor. İlk önce bu daha Alemdar Mustafa Paşa öldürülmeden önce arkadaşlar seninle ittifak dediğimiz bir sözleşmemiz var. Çok önemlidir. Alemdar Mustafa Paşa daha öldürülmeden önce, o konağı havaya uçmadan önce diyor ki paşa bu Yeniçeriler artık çok olmaya başladı. Biz ne yapalım? Bu Anadolu'daki ayanları çağıralım ve bir sözleşme yapalım. Yeniçerilere karşı ayanların desteğini alalım. Ondan sonra da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırırız diyor. Ve Anadolu'daki bütün ayanlar çağrılır. Biz Seyhan İttifak dediğimiz bir sözleşme yapılır arkadaşlar. Kimle kim arasında? Paşa'yla ayanlar. Ayanlar dediğimiz o dönemin toprak ağaları diyebiliriz. Ve buradaki temel nokta tabii ülkede düzenin sağlanması. Hem ayanları kontrol altına almak istiyor Padişah ve Alemdar Mustafa Paşa. Hem de Yeniçerilere karşı bir destek. Onların desteğini almak istiyor. Ve bir sözleşme yapılıyor. Seyhan İttifak dediğimiz sözleşme. Arkadaşlar bu sözleşmede ne diyor? İşte mesela bir isyan çıkarsa İstanbul'da ayanlar, padişahtan, sadrazamlardan emir beklemeden hemen İstanbul'a gelecekler. Diye böyle maddeleri var. Bakın Yeniçerilere karşı destek. Gördünüz mü? Tamam. İşte bir sürü madde var böyle. Ayanların kafasına göre davranmayacak. İşte halktan ağır vergiler almayacak falan diye. Ayanları da kontrol altına almaya çalışıyor paşa burada. Yalnız ayanlar diyorlar ki paşam tamam sen çok yaşa ama
Bizim de senden bir isteğimiz var. Sen de bundan sonra ayanları kafana göre sürgüne göndermeyeceksin. Ayanları kafana göre idam etmeyeceksin. Halktan ağır vergiler almayacaksın. Kardeş padişah da bunu kabul etmiş. Ve biz bu sene ittifaka diyoruz ki tarihte ilk kez bir padişah yetkileri kısıtlanmıştır. Kendi kendine kısıtladı bakın. Tüm noktası bu. Senin ittifakın en önemli noktası budur. İlk defa padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Hiç daha önce Fatih Yavuz Kanuni'nde böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil arkadaşlar. Sen Fatih'e Yavuz'a Kanuni diyeceksin ki padişahım sen beni işte sürgüne gönderemezsin, öldüremezsin. Kellen gider. Bakın ilk defa burada bir padişahın yetkileri kısıtlandı. Bu Osmanlı'nın demokratikleşmesi bir senin ittifakla başlatırız. 1808 tarihi. Tamam mı arkadaşlar? Bu önemlidir. Ve Magna Carta'ya benziyor. Magna Carta 1215'te İngiltere'de krallık soylu arasında imzalanan bir sözleşme. Aynı bakın. Zeyn İttifak'ta Osmanlı'nın Magna Cartasıdır. Aklınızda bulunsun. Önemlidir. Sorarlar. 19. yüzyıldayız bakın şu anda. 1808'deyiz. Önemli bir ıslahat. 19. saatleri demokratikleşme ile ilgilidir bakın. İlk kez padişahın yetkilerini kısıtlanması. Şimdi sonra ne oldu peki? Başarılı oldu mu bu? Çok da başarılı olmadı arkadaşlar. Yani çok da başarılı olmayacak. Ve zaten Mahmut'un Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın ölümünden sonra başarılı olmayacak. Ha, ikinci Mahmut Yeniçer Hoca'nı kaldıracak mı? Kaldıracak. 1826 yılına geldiğimiz zaman Yeniçer Hoca'nı kaldıracak. Yani yaklaşık 1808 18-26 18 yıl sonra Yeniçer Hoca'nı kaldıracak. Nasıl kaldıracak? Halkın desteğiyle arkadaşlar. Halkın desteğini alıyor. Halkı da kışkırtarak Yeniçerilere karşı Sultanahmet Meydanı'nın orada Taksim Topçu Kışlası'nın o Taksim'de Yeniçerilerin bir kışlası vardı. Orada halkın da desteğini alarak başaracak. Bunu zaten anlatacağız sonra. Vakayı hayriye, hayırlı olay diyeceğiz. Şimdi İkinci Mahmut çok ıslahatçı bir padişah bu arada arkadaşlar. Senin ittifak var, Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması var. O kadar çok ıslahatçı. Osmanlı Devleti'ni çok ciddi sarsan başka olaylar da var. Fransız İhtilali var arkadaşlar. Bu dönemde sanayi inkılabı var. Ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni özellikle Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik bak bu Osmanlı'yı parçalayacak işte. Bir de sanayi inkılabı ile birlikte hızlanan sömürgecilik. Milliyetçilik ve sömürgecilik Osmanlı'yı parçalayan iki önemli dış gelişme. Ama milliyetçilik bizi mahvedecek. Balkanlar kaynıyor arkadaşlar. Balkanlarda Sırplar, Yunanlılar isyanlar çıkaracaklar. Tabii ki bunları kim kışkırtıyor? Rusya. Panslavizm dediğimiz Rusya'nın politikası vardı. İngiltere, Fransa hepsi kışkırtıyor arkadaşlar. Osmanlı'yı parçalamak. İşte şart meselesi bakın. Şart meselesi. Maalesef bu milliyetçilik her millet kendi devletini kurabilir düşüncesi. Buradaki huzuru ve güvenliği. Balkanlar kaynıyor. Ve arkadaşlar daha sonra Balkanlarda isyanlar çıkıyor. Balkanlarda çıkan ilk isyan eden ulus Sırplar arkadaşlar. İlk basını kazanan Yunanlılar diyeceğiz. İlk isyan eden 1804'te Sırplar. Ve dediğim gibi bir domuz tüccarı Karayori gönderliğinde çıkıyor isyan. Ve tabii ki kim destek veriyor? Rusya. Panslavizm dediğimiz Slavları birleştirip Osmanlı'ya karşı kışkırtma projesi. Arkadaşlar bir saniye şu şarjı takayım. Şarj azaldı. Şimdi ilk isyan eden ulus Sırplar. Ama ilk bağımsızlığını kazanan Yunanlar olacak biraz sonra. Ve bu Sırp isyanını Ruslar destek verdi. Hatta bize savaş açtı. 1806 ile 1812 yılları arasında 6 yıl savaştık. Ve 1812 Bükreş Antlaşması'yla tarihte ilk defa bir ulusa ayrıcalık verdi Osmanlılar karşısında. Sonra ve Sırplar tam bağımsız olmadı daha. İleride 1878'de Berlin Antlaşması bağımsız olacak. Burada ilk defa
bir takım imtiyazlar, ayrıcalıklar verdiler kendi iç politikasında. İlerleyen süreçte gitgide tabii. Buna şurasını bir geçeyim. Arkadaşlar ilk defa Birleşik Krallık bağımsızlık için harekete geçti. İlk isyan eden ulus Sırplar dedik. Ve sonra Ruslar, bakın 6 yıl savaştık. Burada detaylar var. Bir sürü antlaşma. O kadar ayrıntıya girmeye gerek yok. Yok, Tisi, Çanakkale. Mesela Fransa ile Rusya Tisi antlaşması imzalıyor. Osmanlı Devleti'nin toprakları paylaşma kararı alıyorlar. Sonra Osmanlı da İngiltere yaklaşıyor. Çanakkale antlaşması yapıyor. Kale-i Sultaniye. Yani Fransa ile Rusya kanki oluyor. Osmanlı da İngiltere. Bak denge politikası. Ve sonra Osmanlı Rusya bize savaş açınca Fransa bundan faydalanmak istemiş. Ve ardından Rusya'ya savaş ilan ediyor. Sonra Napolyon karşısında geliyoruz. Baş istiyorlar. Sonra da Osmanlı-Rusya Bükreş Antlaşması imzalanıyor. Detay o kadar ayrıntıya gerek yok ama Bükreş Antlaşması'yla Sırp'a ilk kez ayrıcalık veriliyor. Sonra bu diğerlerini örnek, bu sefer Yunan'da isyan ediyor 1820'de. Filiketali diye bir cemiyet kuruyorlar. Bizans'ı canlandırmak amaçları ve tabii ki özellikle Rusya kışkırtıyor Yunanlıları. Ardından arkadaşlar Yunan isyanı gitgide güçleniyor ve özellikle Mora'ya sıçrayacak daha sonra. Mora'da da çok büyük bir isyan patlak veriyor. Osmanlı Devleti bu isyanı bastırmak için arkadaşlar bastıramıyor bir türlü. Bizim Doğu Anadolu'muzu yakıyorlar. Bak 1827'de İngiltere, Fransa, Rusya üçü de geliyor. Navarin'de bizim Doğu Anadolu'muzu yaktılar. Gördünüz mü? Navarin'de bizim Doğu Anadolu'muzu yaktılar. Niçin? Yunan isyanına destek vermek için Navarin'de Doğu Anadolu'muzu yaktılar. Ve bu arada bir şey daha söyleyeyim. 1815'te bir kongre toplanmıştı Avrupa'da. Viyana Kongresi. Ve burada arkadaşlar 1815 Viyana Kongresi'nde Avrupalılar Fransız ihtilaline önlem alacaklarını söylemişlerdi. Yani Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımına karşı biz önlem alacağız diye bir karar çıkmıştı. Ama bakın 1821'de çıkan Mora ayaklanmasında destekliyorlar. Bak Navarin'de bizim duvarlarımızı yaktılar. Hani milliyetçiliği önlem alacaktık? İşte Avrupa'nın iki yüzlü politikası ve Avrupa'nın çıkarlarına göre hareket ettiğini gösteriyor. Viyana Kongresi'nde milliyetçiliği önlem alacağız derken Osmanlı işin içerisine girince bakın Navarin'de bizim donanmamızı yaktılar. Yunanlara destek vermek için demek ki çıkarlarına, menfaatlerine göre hareket ettiler. Ve bu Mora'da başta isyan Osmanlı Devleti bastırmakta çok zor çekiyor. Hatta tepede bizim bir valimiz vardı. Yanya valisi Yunanistan'da. Arkadaşlar bu tepeden Ali Paşa'dan yardım istiyoruz. Tepeden Ali Paşa isyanı bastırıyor. Bu sefer de çok güçleniyor ve burada bir devlet kurmaya kalkıyor kafasına göre. Bunun üzerine bizim ikinci Mahmut tepeden Ali Paşa'yı azledecek görevinden ve bu sefer görevinden azledince isyan ediyor. Olaya bak. Yani biz valiye diyoruz ki isyanı bastır. Vali isyanı bastırıyor. Sonra Yunanistan'ın büyük bir kısmına Arnavutluğa hakim olunca yerel özerk bir yönetim kuruyor. Kafasına göre burada devlet kurmak istiyor. Ve görevinden azledince de isyan ediyor. Ve sonra 2. Mahmut bir ordu gönderecek. Tepeden Ali Paşa'yı ortadan kaldırılacak. Ve bakın ama bu Tepeden Ali Paşa isyanı Yunan isyanı kolaylaştırdı. Başarılı olmasına katkı sağladı. Ya kardeşim sen devletine niye isyan ediyorsun? Sen tamam isyanı bastırdın. Halbuki bakın Tepeden Ali Paşa isyanı bu Yunan isyanının hızlanmasında, başarılı olmasında büyük etkisi vardır. Sonra ne oluyor? Sonra Osmanlı gidiyor başka bir validen yardım istiyor. Mısır valisinden yardım isteyecek. Kalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyor. Ve şimdi Kalalı Mehmet Ali Paşa isyanını bakın biraz sonra daha detaylı anlatacağım. Oraya bir geçmeyelim. Orası bayağı bir uzun bir mevzu. Sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa da isyan edecek. Bakın biraz sonra anlatacağım. Şimdi Tepeden Ali Paşa isyanı bu Yunan isyanı sırasında Yunan isyanını kolaylaştırıp sandırdığını bilelim. Bu sorarlar. Bu arada bakın donanmalarımız yine Batı'da, Çeşme'de, Navarin'de ve daha bir de Sinop'ta bir kere daha yakılacak daha sonra. Şimdi sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Yunan isyanını bir sona erdirelim. Sonra arkadaşlar Navarin donanmasına Navarin'de donanmamız yakılınca Osmanlı
tazminat istiyor. Siz benim donanmamı yaktınız, tazminat verin diyecek. Tabii ki vermeyecekler ve dahası da Rusya bize 1828'de yine savaş açacak. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı'nda yine yenileceğiz. Bak 1816-12, 1828-29 görüyor musun? Hep Ruslarla savaştık ve yenildik. İdirne Antlaşması'yla artık ilk defa bir ulusa bağımsızlık verdik. Kim? Yunanlılar. Demek ki ilk isyan eden Sırplar, ilk bağımsızlığını kazanan Yunanlılar arkadaşlar. Hangi antlaşmayla? Edirne Antlaşması'yla Yunanlılar bağımsız oldu. Destekleyen kim? Hepsi. İngiltere, Fransa, Rusya, ama özellikle tabii ki Rusya. Şimdi daha da tabii bu isyanlar devam edecek. Şimdi sen isyanlarından bahsettik. Bir de Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı. Bunlar hep 2. Mahmut döneminde oluyor. Şimdi o Mehmet Ali Paşa isyanı maalesef 19. yüzyılda bizi çok ciddi derinden sarsan bir isyan arkadaşlar. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Mısır isyanı veya Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı diye de çıkar. Şimdi arkadaşlar Kavalalı Mehmet Ali Paşa dediğimiz, hatta ben bir harita şöyle yani özet bir şekilde şöyle üzerinde anlatayım. Yakınlaştırayım haritayı da. Şimdi tamam, yavaş hareket edeceğim. Sorun oluyor. Evet, biliyorum Ömriye. Tamam, daha yavaş hareket edeceğim. Şimdi arkadaşlar, Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı Osmanlı'nın 19. yüzyıldaki ciddi bir isyan. Şimdi şöyle olacak. Şimdi bizim Kavalalı, adı üstünde Kavalalı. Kavala nerede? Bu Yunanistan'da. Şuralarda işte. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Adam hiç okuma yazma bile bilmiyor arkadaşlar. Doğru düzgün eğitim almamış. Yunanistan bölgesinde. Bu Napolyon Bonaparte Fransa Mısır'a saldırıyor. 1798'de. Ve bunun üzerine Osmanlı Devleti arkadaşlar buraya doğru düzgün yardım gönderemiyor. İşte İngiltere'li Fransa'dan yardım istiyor. Hatta ilk defa denge politikası dedik ya. Tabii ordu göndermiş. Mesela Kavala bölgesinden buradan denizden bir donanma gönderiyor Mısır'a. Ve Kavala Mehmet Ali Paşa da burada bir asker olarak o da görev almış. Kavala'dan gelmiş Mısır'a. Bu Napolyon Bonaparte'a karşı savaşmışlar. Ve askeri yeteneği oldukça gelişmiş bir adam Kavala Mehmet Ali Paşa. Burada çok başarılı da olmuş. Daha sonra İngiltere ve Rusya ile biz Fransa'yı Mısır'dan çıkartıyoruz. Ve sonra bu adam Mısır'da kalmış bizi Kavala Mehmet Ali Paşa. Ve burada çok güçlenmiş. Daha sonra askeri yeteneği sayesinde gitgide ve Mısır'daki valiyi de buradan kaçırtarak Mısır vali kadar yükselmiş. Mısır'da bir vali oluyor. Sonra çok güzel işler de yapmış. Mısır'ı o kadar zenginleştirmiş, güçlendirmiş ki arkadaşlar. Halk çok seviyor onu. İşte pamuk tarlaları ekiyor bir sürü. Mısır'da ekonomik olarak çok güçlendirmiş. Batı tarzı ıslahatlarla orduyu çok güçlendirmiş. Ve bir de şu Mekke ve Medine bölgesinde de bir Vahabi isyanı çıkıyor. Vahabilik. O İngiltere'nin uydurduğu bir mezhep arkadaşlar. Vahabi isyanı deriz biz buna. Muhammed bin Abdülvahhab diye bir adam işte. Bu Mekke ve Medine bölgesinde Arapların çıkarttığı bir isyan. Bir mezhep Vahabi isyanı. Ve Mekke'yi filan ele geçiriyorlar. Bayağı ciddi bir isyan. Günümüzde de Suudi Arabistan Vahabidir hala arkadaşlar. Bir mezhepsel bir isyan. Ve bizim Kavalalı Mehmet Ali Paşa bu Vahabi isyanı da bastırıyor. Ve Vahabi isyanı bastırınca Mekke ve Medine bölgesi de onun valiliğine veriliyor. Ve bu adam işte özellikle Vahabi isyanı bastırması tabii karizmasını çok arttırmış. Mısır'ı da güçlendirmesi gitgide güçlenince maalesef bizim Kavalalı Mehmet Ali Paşa'da bir güç zehirlenmesi yaşıyor. Ve kendi başına bir devlet kurmak istiyor bakın burada. Mısır, işte Mekke, Medine, Hicaz, Suriye bölgesi. Şimdi nasıl oldu olay? Burada Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı da göstereyim size. Bakın şuradan.
Göstereceğim şimdi. Tonton bir dedemiz. Şunu açacağım. Havalalı. Mehmet Ali Paşa. Görsellerden göster. Şimdi ekranımı göndereceğim size. Evet. Kavalı Mehmet Ali Paşa dediğimiz, bakın böyle ton ton bir dedemiz. Tabi o zamanlar bu kadar yaşlı değil. Daha gençti. Burada biraz daha yaşlı. Böyle aksakallı ton ton bir dedemiz. Bu da mesela bir gravür, o zamanlar çizilmiş. Askeri yeteneği oldukça fazla bir adam ama yani askerliği, komutanlığı çok iyi bir adam. Şimdi bu arada dikkat edin arkadaşlar. Neyse dur anlatayım da ondan sonra söyleyeyim. Kapatayım şunu bir. Şimdi bizim dakika. Ekranı gönderiyorum. Sonra ne oldu? Şimdi bizim Kavala Mehmet Ali Paşa gitgide güçlendi. Mısır'ı güçlendirdi. Ekranım gelmiştir size. Mısır'ı gitgide güçlendirdi. Şimdi az önce dedim ya, Yunan isyanı çıktı. Bakın şurası Mora arkadaşlar haritada. Şurası Mora. Mora Yarımadası. 1821'de Yunanlılar isyan ettiler ya. Şimdi 1820'li yıllardan bahsediyorum bu arada. 1820 ve Mora'da şurada bir isyan çıktı. Yunan isyanı burada büyük oranda patlak verdi. Bu Mora isyanını 2. Mahmut bastıramayınca Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. 2. Mahmut ya dedi hacı bana yardım et. Tamam dedi. Yardım ederim ama bir şartım var dedi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Bana dedi Suriye ve Girit valiliğini verecek. Suriye ve Bora valiliğini vereceksin dedi. Bak şimdi. Pardon. Suriye'yi sonra isteyecek sanırım. Mora valiliğini istiyor. Bir de Girit valiliğini istiyor. Arkadaşlar. İkinci Mahmut da ne yapsın? Tamam diyor. Gel yardım et ben sana Mora ve Girit valiliklerini vereceğim. Sonra ne oluyor? 1800 tabii bu arada Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın hesabı ne? Güçlü bir devlet kurmak bakın şeydi. Mısır'da Akdeniz'de de güçlü bir devlet kurmaya çalışıyor. Mora ve Girit valiliklerini alarak. Ardından ne oldu? 1824 yılında biz Rusya ile savaş açtık. Hatta Navarin'de donanmamız yakaladı değil mi? Navarin dediğimiz yer hemen şu bakın Mora'nın burası. Ve burada bizim donanmamızı yaktılar 1827'de Navarin'de. Ardından da Rusya bize savaş açtı. 1829'da Edirne Antlaşması ile Yunanlılar bana sordu. Mora gitti. Sonra Kavalalı diyor ki Kavalalı'nın gemileri yandı. Donanma gönderdi. Şimdi de söz verilmişti. Mora ve Girit valilikleri verilecekti. Ama Mora gitti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa bu sefer ikinci Mahmut diyor ki hacı diyor ben sana Mora'yı veremem. Mora elimizden gitti. Madem öyle diyor. Bizim Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. O zaman da diyor Girit valini ver. Bir de Suriye valini ver. Bak bak. Şimdi adamın hesabına bak. Adam Mısır ve Suriye'yi içerisine alan güçlü bir devlet kurmaya çalışıyor bakın burada. Suriye valini istiyor. Tamam diyor. Oradan madem gitti o zaman Suriye'yi ver ve Girit'i ver. Ama ikinci Mahmut bunu verir mi? Vermez. İkinci Mahmut hesabını biliyor. Az çok bunu anlıyor. Ve üzerine ikinci Mahmut'un diyor ki hayır kardeşim vermiyorum. Hiçbir yeri vermiyorum. Suriye'yi de vermiyorum. Girit'i de vermiyorum. Deyince bizim Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan ediyor. Ordusunu bir alıyor arkadaşlar. Mısır'dan çıkıyor. Kudüs, Şam, Antakya, işte İskenderun, Kütahya'ya kadar geliyor arkadaşlar. Bakın Kütahya'ya kadar. Osmanlı Devleti'nin bir valisi Osmanlı ordusunu yene yene Kütahya'ya kadar geliyor. Diyeceksiniz hocam o kadar güçlü mü? Güçlü. Ordusunun batı tarzı silahlarla donatmış. Oldukça güçlü. Bu adam nereye gidiyor? İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a ise ne yapacak? Ne yapacağı belli değil. Büyük ihtimalle tahta geçebilir. Yani ikinci Mahmut'u tahta indirip
Kavalalı hanedanlığı kurabilir belki de. Muhtemelen böyle bir planı da vardı. Ve sonra bizim paşamız ikinci Mahmut denize ikinci Mahmut gidiyor, ilk önce Fransa ve İngiltere'den yardım istiyor. Ve Fransa ve İngiltere geldiler yardıma. Diyorlar ki kardeşim bu senin hiç mesela bak dışarıdaki düşmanlarımız yetmemiş gibi bir de içeride de valilerimiz isyan ediyor. İşte Tepeden Ali Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Bu yüzden İngiltere ile Fransa yardıma gelmeyince bize düşen yılana sarılır deyip gidiyor bizim ikinci Mahmut Rusya'ya yardım istiyor. Rusya'nın da canına bile Rusya koştura koştura geliyor. Bir donanma gönderiyor İstanbul'a. Ve Rus askerleri İstanbul'da gemilerden iniyorlar. Bunu haber alan Fransa ile Rusya, eyvah diyorlar, Rusya İstanbul'a geldi. Osmanlı gidiyor ya. Hemen bunlar da yardım gönderiyorlar. Ve İstanbul'da Rus, İngiliz, Fransız donanmaları geliyor. Ama özellikle arkadaşlar Rusya'nın yardımı sonucunda sen şimdi Kavalalı'yı Kütahya'dan daha fazla ilerler misin? İlerlemezsin. Ve Kütahya'da durduruyorlar. Kütahya'da bir antlaşma imzalanacak. Bakın Kütahya Antlaşması. İkinci Mahmut'la Sadraz şey ikinci Mahmut'la Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında yapılan bir antlaşmadır. Kimin yardımıyla? Rusya'nın özellikle Avrupa'nın yardımıyla. Bakın bir iç sorunken bir dış sorun haline gelecek şimdi. Ama maalesef bir dakika daha az vaktimiz kaldı arkadaşlar. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ise daha burada bitmedi. Daha devamı var. Bunun devamını anlatacağım. Daha sonra ne zaman?